Değerli dostlar, değerli borsa yatırımcıları, değerli arkadaşlar, herkese tekrardan merhabalar. Arkadaşlar, bugünkü videomuzun konusu Smart Güneş Teknolojilerinin 2024'ün birinci çeyreğine ait yatırımcı sunumunda şirketle ilgili gelişmeler, şirketin kendi sektörüyle ilgili dile getirdiği çeşitli veriler var. Onları sizinle paylaşmak istedim. Bu şirketle ilgili daha önce kanalımda ayrıntılı bir video paylaşmıştım. Şirketin yatırımlarından, şirketin beklentilerinden, şirketin geleceğe yönelik stratejilerinden, planlarından ayrıntılı bir şekilde videoda anlatmıştım. Yine bunun dışında arkadaşlar, şirketle ilgili gerek bilançolar gerekle özel durumlarla ilgili birkaç tane video daha çekmiştim. Yakından tanıdım, uzun süre elimde tuttuğum ve orta uzun vadede taşımayı düşündüğüm şirketlerden bir tanesi, yani yatırımcısıyım bu şirketin. Ancak arkadaşlar, biliyorsunuz ki bu son dönemlerde bu şirketlerle ilgili, yani yenilenebilir enerji sektöründe faaliyet gösteren şirketlerde ciddi düşüşler oldu. Onun için arkadaşlar, ciddi anlamda bu şirkette portföyümü azaltmıştım. Ancak şu an 50 ile 45 TL arasında tekrardan yavaş yavaş açıkçası toplamayı düşünüyorum. Ancak sektöre piyasa tarafından bir ilgi geldiğinde büyük ihtimalle portföyümü artırabileceğim şirketlerden bir tanesi. Ancak bu şirket çarpan açısından hala bana göre pahalıdır. Ancak çok değerli, bana göre orta uzun vade portföylerde bulunması gereken şirketlerden bir tanesi. Tabii ki bunlar bir yatırım tavsiyesi değil. Arkadaşlar, bu şirket 2014 yılında kurulmuş. Gebze'de kuruluyor. İlk kurulduğunda arkadaşlar, yıllık 1200 megabayt üretim kapasitesine sahip ve 23.500 metre kapalı alanda otomatik üretime dayalı arkadaşlar güneş panelleri üretimi yapan bir şirketle faaliyete başlıyor. Ancak şirket yatırımlara başlıyor. 2022 Temmuz ayında devrene alınan yeni üretimle arkadaşlar, şirket 500 megabaytlık ek bir üretim dilovasında faaliyet alıyor. Dolayısıyla 1200'den 1700'e çıkıyor kapasitesi arkadaşlar. Bir de arkadaşlar, şirket durmadan yatırımlar yapmaya devam ediyor ve bu sefer de 2023 yılında yine Ali Ağa panel ve hücre üretim tesisinin panel üretim hatları devreye ayrılmasıyla şirketin toplam üretim kapasitesi arkadaşlar şu an itibariyle 2900 megabayta ulaşmış oluyor. Yani şirketimiz 2014'ten 2023 yılına kadar kapasitesini 1200 megabayttan 2900 megabayta çıkartıyor. Ancak şirket bunun dışında aynı zamanda anahtar teslim kurulum işlemleri yapıyor. Yine modül üretim alanında Avrupa'nın önden gelen çeşitli şirketleriyle işler yapıyor. Yine arkadaşlar, şirket güneş enerjisi çözümleri sunmaktadır. Arkadaşlar, şirket büyümeye devam ediyor. Şirket büyüme stratejileri kapsamında Türkiye'de bulunan üretim tesislerin dışında bir de arkadaşlar Hollanda, İspanya, Almanya, Ukrayna da çeşitli bayilikler, ofisler kuruyor. Yine arkadaşlar, biraz sonra size aktaracağım. Şirketin Amerika Birleşik Devletleri'nde de yine yatırımlarını 3 megabaytlık kapasitede arkadaşlar, şirketin orada da yatırım planları bulunmaktadır. Şirketin tabii ki güneş panelleri üretimi dışında, dediğim gibi arkadaşlar, mühendislik işleri, kurulum işlemlerini de yaptığını söylüyor. Yine şirketin kendi enerji üretim çalışmaları var, yatırımlar var. Dolayısıyla kendi enerjisini üretiyor. Hem kendi ihtiyacını karşılamak için hem de arkadaşlar satmak için. Dolayısıyla bu şirket hem panel üretiyor, bu şirket hem mühendislik hizmetleri veriyor, yani kurulum hizmetlerini veriyor, hem de arkadaşlar güneş enerji santrallerini kurarak arkadaşlar elektrikten kazanç sağlamaya çalışan bir şirketimiz. Bunun dışında arkadaşlar, şirketin elektrikli şarj ağlarıyla ilgili bir iştirakı var. Bunun dışında arkadaşlar, hidrojen enerjisine yönelik şirketin bir iştirakı var. Dolayısıyla şirket yenilenebilir enerji konsepti kapsamında arkadaşlar bir kompozisyon oluşturur. Dolayısıyla sektörün hemen hemen her alanındaki enerji teknolojileriyle ilgili şirket yatırımlarını yapıyor. Bunun dışında arkadaşlar, bir de şirketin Türkiye'nin her yerine dağılmış yüzün üzerinde bayilikleri vardır. Dolayısıyla bayilikler üzerinde de şirket ciro yapmaya çalışıyor.
Yine bununla ilgili arkadaşlar, şirket kendi sektöründe güneş enerjisi sektörüne genel bir bakış başlığı adı altında işte 2030 yılına kadar elektrikli araç sayısının 10 kat artacağı, küresel elektrik üretimindeki bugün %30 olan payın %50'lere çıkacağı, yani güneş enerjisinin dünyadaki payının bugün 30'dur, %30'dur, ancak 2030'lara gelindiğinde %50'ye çıkacağını söylüyor. Arkadaşlar, yenilenebilir enerji sektörü büyümek zorundadır. Bu insanlığın, bu dünyanın bir sorunudur. Bu bir tercih değildir. Bu bir lüks değildir. Bu bir zorunluluktur arkadaşlar. Gezegenin ekosistemini sağlamak için, dünyanın var olan dengesini korumak için arkadaşlar, fosil yakıtlarda insanlık uzaklaşmak zorundadır. Onun için bu sektörün geleceği bana göre kesinlikle parlaktır. Tekrardan söyleyeyim arkadaşlar, bu sektöre yatırım, dünyanın bu sektöre yönelmesi bir tercih değil, bir lüks değil, bir zorunluluktur. Çünkü küresel ısınma arkadaşlar 1,5-2 derecenin üzerine çıktığında gezegende canlıların ekosistemleri, dolayısıyla popülasyonları, canlı türlerinin yok olmasına, bu gezegen yaşanılmaz hale gelir. Bunu arkadaşlar uzun yıllardır bilim insanları söylüyor. Bununla ilgili raporlar var. Bununla ilgili bilimsel çalışmalar var. Birleşmiş Milletler, yine çeşitli uluslararası kuruluşlar bu tür çalışmalara ciddi anlamda önem veriyor ve dünyadaki ülkeleri uyarıyorlar ve buralara da çeşitli fonlar da aktarılıyor. Bu konuda kendi çapında bazı araştırmalarım var. Bu iş şakaya gelmiyor. Dolayısıyla bu sektör ölmeyecek, gittikçe büyüyecektir arkadaşlar. Şirket diyor ki 2030 yılına kadar şu an mevcut olan panel üretim kapasitesinin yılda 1200 GW olduğunu, ancak 2030'da 500 GW'da üretim yapılması beklendiğini söylemektedir. Yine arkadaşlar, şirket bu sektörle ilgili, yenilenebilir enerji sektörüyle ilgili ABD'de güneş enerjisi yatırımları hızla büyüyor diye bir başlık atmış. 2024 ile 2028 arasında kurulu gücün 200 GW'a ulaşacağını söylüyor. Bu gigawatt arkadaşlar 1000 ile çarptığınızda yani 200 bin megawatt demektir. Dolayısıyla bunlar devasa rakamlar arkadaşlar. Yine arkadaşlar, Amerika Birleşik Devletleri'nde böyle bir kapasite varken diyor ki Çin'e dumping uygulaması ile ABD'de bir potansiyel var. Dolayısıyla bu durumda Türkiye'nin de aralarında bulunduğu panel ihracatçısı ülkelere bu büyük pazarda pay kazanma şansı olacak. Onun için arkadaşlar, şirket buna inanarak, ABD'deki büyük pazarı görerek, Amerika Birleşik Devletleri'nde kurmuş olduğu bir iştirakı üzerinde orada 3 gigawattlık bir güneş paneli üretim tesisi, hücre paneli üretim tesisinde çalışmalar var arkadaşlar. Orada da çeşitli aşamaya gelmişlerdir. Yine arkadaşlar, aynı sektörde ABD'nin de odağında temiz enerjinin olduğunu söylüyor. Yine daha önce kanalımda bahsetmiştim. Sınırda karbon düzenleme mekanizması kapsamında Avrupa Birliği'nde bir geçiş süreci başlamıştır. Bu mekanizma arkadaşlar, AB dışından ithal edilen mallar için bir vergilendirme sistemidir. Dolayısıyla sınırda karbon ayak izi veya sınırda karbon düzenlemesi veya sınırda karbon vergisi çok çok önemlidir. Dolayısıyla Türkiye gibi gelişmekten olan ülkeler kullandığı enerjinin yenilenebilir enerjide olmasına dikkat etmek zorundadır. Dikkat etmeseler kendi ürünlerini arkadaşlar Avrupa Birliği'ne ihracat etmeyeceklerdir. İhracat etseler de dahi ciddi vergilerle karşılaşacaklar. Dolayısıyla şirketlerin marjları da düşecektir. Onun için büyük sanayi şirketleri bu güneş enerjisine yatırımlarını, daha doğrusu yenilenebilir enerji sektörüne yatırım yapmak zorundadır. Bu da şirket için potansiyel demektir. O açıdan bakmak lazım. Bundan bahsettikten sonra arkadaşlar, yine ABD'de önümüzdeki 5 sene içerisinde toplam güneş enerjisi kurulu gücünde
200 gigawattlık üzerinde bir artışın olacağını, ya hem yani pardon, hem Amerika Birleşik Devletleri'nde hem de Türkiye'de Avrupa Birliği'nde ciddi kapasitelerin olduğunu söylüyor. Burada grafiksel olarak, yüzde olarak da arkadaşlar bizimle paylaşmışlar. Güzel bir sunumdur arkadaşlar. Yine Türkiye'de de arkadaşlar güneş enerjisinin Türkiye'de kurulu gücü içerisindeki payı artıyor arkadaşlar. 2022 yılında Türkiye'de kurulu güç 10.916 megawatt iken 2024'ün Mart ayında 14.825 megawatta çıktığını görüyoruz. Dolayısıyla burada da gittikçe bir artış var. Yüzdelik dilimlerine de baktığımızda %8.57'den %13.44'a çıktığını görüyoruz. Burada arkadaşlar bir de şöyle bakmak lazım. Aslında biz bu sektörde daha yolun başındayız. Daha %13.44'teyiz. Halbuki sınırdaki karbon ayak izi uygulaması ve dünyadaki genel trendin ve biraz önce bahsettiğim gibi dünyanın bu sektöre bir zorunluluktan dolayı yatırım yapması gerektiğini belirttim. Dolayısıyla bu sektörde aslında biz daha yolun başındayız. O açıdan bakmak lazım. Şirketlerin belli bir dönemde ciddi marjlar verip şişmeleri, ondan sonra bir yıldır arkadaşlar bu sektörle ilgili faaliyet gösteren şirketlerin hisselerinin ciddi düşmesi tabii ki yatırımcıları bezdirmiş olabilir. Ancak uzun vadede, uzun projeksiyonda baktığınızda aslında bu sektörün ciddi potansiyeller barındırdığını ben düşünüyorum. Tabii ki bunlar yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar. Yine burada diyor ki 12. Kalkınma Planı kapsamında 9.425 megawatt olan güneş kapasitesini arkadaşlar 2028 yılında 30.000 megawatt'a çıkartılacağını söylüyor arkadaşlar. Burada %100'ün üzerinde önümüzdeki 3-4 yıl içerisinde Türkiye'de bir potansiyel olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla hem ABD'de hem Avrupa Birliği'nde hem de Türkiye'de bu sektöre ciddi anlamda potansiyeller olduğunu görüyoruz. Şirketin arkadaşlar toplam 605 milyon 880 bin lotu var. Şirketin bağlı ortaklıklarını bakın arkadaşlar, güneş paneli üretim santralleri var. Mobil şarj istasyonunda yatırımları var, yani şirketleri var. Yine yeşil hidrojen teknolojileriyle ilgili yakıt ve enerji üretimiyle ilgili şirketin iştirakları var. Dolayısıyla şirket yenilenebilir enerji sektörün hemen hemen her alanına faaliyet gösteriyor. Şirketin faaliyet alanları zaten biraz önce söyledik, bahsettik. Şirketin yatırımları var. Şirketin doğrudan şöyle yatırımlar kısmına geçip video çok uzamasın, ondan sonra bitireceğiz. Şirketin biraz önce bahsettim arkadaşlar, 31.03.2024 tarihi itibariyle bayi sayısı 100'ün üzerinde olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla şirketin bayiler üzerinde ciro yapacağını söylüyoruz. Dedik ya, şirket güneş paneli, güneş hücre panellerini ürettiğini, yani panel hücrelerini ürettiğini söyledik. Panel ürettiğini söyledik. Burada cümleler birbirine karıştı, kusura bakmayın. Bunun dışında kendi enerji santralleri ve bunun dışında elektrikli araçlar için şarj ağları kuruyor. Bunun dışında hidrojen enerji sektörüne yatırımı var. Ayrıca arkadaşlar şirket yaptığı işlerle ilgili bir de arıza müdahale, yedek parça tedariği, servis bakımı, yine koruyucu ve önleyici bakım faaliyetleri arkadaşlar, şuradaki hizmetler önümüzdeki süreçte şirketlerin cirolarında ciddi katkı sağlayacaktır. Çünkü bu sektör belli bir büyüklüğe geldi. Dolayısıyla bu panellerin bakımıdır, temizliğidir, yenilemesidir gibi işler de arkadaşlar şirketlerin cirolarına ciddi katkılar sağlayacaktır. Hatta önümüzdeki süreçlerde bu panellerin geri dönüşümüyle ilgili de yatırımlar gelirse açıkçası ben şaşmam. Santral tabii ki şirket sadece güneş panellerini hizmetini vermiyor. Aynı zamanda arkadaşlar bir paket halinde invertördür, trafodur, taşıyıcı konstrüksiyonlardır, kablodur, elektrik panosudur gibi gibi müşterilerine bu hizmetleri de sunduklarını faaliyet raporlarında bize söylemişler. Şirketin bu kapsamda arkadaşlar yürüttüğü toplamda 182 megawatt güç olan aktif projeleri bulmaktadır. Yani işler almış
ve bu işlerle ilgili toplamda 182 megawatt gücünde aktif projelerin de olduğunu görüyoruz. Yani şirket çalışıyor, yine şirketin arkadaşlar kendi enerji üretimleriyle ilgili kapasiteler vermiş. Toplamda 168 megawattlık yenilenebilir enerji kaynakları alanı olduğunu görüyoruz. Şirketin arkadaşlar bu alanla ilgili Bor bir projesi var. 128 megawatt gücünde kurulu güce sahip kendi enerji üretim tesisi var arkadaşlar. Yine bu şarj ağıyla ilgili iştiraklarıdır. Yatırımlara baktığımızda arkadaşlar güneş paneli üretim kapasiteli tesis devreye alınmıştır. Nedir bu arkadaşlar? 600 megawattlıktır. Ali Ağa'da böyle bir yatırımları var. Ayrıca kurulması planlanan güneş enerji üretim tesisinin ilk fazı olan 600 megawatt 800 megawatta çıkartılmış. Yani 200 megawattlık bir ek kapasite artışına gitmiş. Bu yatırımın arkadaşlar %75'i yerli olacak. Tesisin yılın ikinci yarısından tam kapasite ile çalışması beklenmektedir. Yani arkadaşlar güneş hücresi üretim tesisi Ali Ağa'daki bu tesis 800 megawatt olan bu tesisin arkadaşlar 2024'ün ikinci yarısında devreye girecektir. Bu çok çok önemli bir yatırımdır. Çünkü bu yatırımla birlikte şirket kendi panelleri ürettiği için Amerika Birleşik Devletleri'ne arkadaşlar ihracat yapabilecek. Bu çok çok önemli bir gelişmedir şirket için. Şirket arkadaşlar Ali Ağa'daki bu yatırımla ilgili 1,1 milyarlık yatırım taahhütlü avans kredisi almış ve bu kredi arkadaşlar 10 yıl vadeli %9,25 ile almış. Bedavadan 1,1 milyar para almış arkadaşlar. Şirketin yine ABD'de en az 2 bölgede 3 gigawatt üretim kapasitesine sahip güneş paneli üretim tesisi kurulmasıyla ilgili çalışmalar var. Biraz önce de bunlardan bahsettik. Yine arkadaşlar şirketin enerji üretim ile ilgili yatırımlarından Bor 1'in o da 2024 yılının son çeyreğinde tam kapasite ile devreye girecektir. Yani hem güneş paneli hücre üretimin faaliyete geçeceği yani Ali Ağa'daki hem de YK4'ün tam kapasite ile arkadaşlar faaliyete geçmesiyle birlikte arkadaşlar şirketin cirolarında şirketin gelirlerinde artışa neden olacaktır. Yine arkadaşlar bor yatırımıyla ilgili 2 milyarlık bir teşvik aldığını görüyoruz. YK Bor GES yatırımı arkadaşlar güneş enerji santralleri yatırımıyla ilgili. Bunları dedikten sonra arkadaşlar şirketle ilgili genel olarak yatırımcı sunumunda veya faaliyet raporunda söyleyecekler bu kadar. Ancak arkadaşlar ben bu şirketi ilk tanıdığımda ilk dikkatimi çeken ve şirkette yatırım yapmamı sağlayan temel nedenlerden biri arkadaşlar şirketin yönetim kurulundaki üyelerin CV'leridir, başarılarıdır, kaliteleridir. Ciddi anlamda şirketin buradaki personellerinin CV'lerini okursanız benim ne demek istediğimi anlarsınız. Video uzamasın diye burada bitiriyorum. Söylediklerim hiçbir tanesi arkadaşlar yatırım tavsiyesi değildir. Her ne kadar güzel bir şirket olsa, her ne kadar yatırımları olsa da arkadaşlar bu şirket çarpan olarak hala pahalıdır. Ancak arkadaşlar bu kağıt 100 TL'den 50 TL'ye düşmüş. Dolayısıyla çarpmanları bayağı soğumuş. Önümüzdeki yatırımları da düşündüğümüzde orta uzun vadede buralarda yavaş yavaş toplayıp ve sabreden yatırımcının mağdur olacağını düşünmüyorum. Dediğim gibi arkadaşlar bu sektörde ki düşüşten kaynaklı ben ciddi anlamda portföyümü azaltmıştım. Şu an yok denecek kadar azdır. Ancak yavaş yavaş arkadaşlar bu şirketi tekrardan toplamayı düşünüyorum ve uzun vade tekrardan tutmayı düşünüyorum. Söylediklerim tekrardan söyleyeyim yatırım tavsiyesi değil. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Herkese bol kazançlar. Şuradan kapatalım ve bitirelim.